Herkese merhaba arkadaşlar. İkinci quiz'in sorularını çözeceğiz. A grubunun birinci sorusuyla başlıyoruz. Burada bir XNOR gate var. Bu iki input aynıysa output 1 olur, farklıysa 0 olur. Yani buradaki Y için düşünürsek, Y 0 ise ikisi aynı olduğu için burası 1 olacak. Y 1 olsa ikisi farklı olduğu için burası 0 olacak. Yani Y'nin tersi yazabiliriz buraya direkt. Burada da Z var. Half Adir devresini kısaca hatırlayacak olursak, bu şekilde 4 tane farklı input kombinasyonu var. 0 0 ise her ikisi de 0, sum ve carry out. 0 1 ise 1 0, 1 0 ise yine 1 0, 1 1 ise sam 0 kere 1 oluyor. Burada dikkat edersek sam a ve b'nin XOR şeklinde yazılabiliyor. Keri de a ve b'nin endi şeklinde yazılabiliyor. O zaman bunu buraya uyarlarsak buradaki alfedera. Bunun inputları y prime ve z o zaman Sam y prime ve z'nin xor'u olacak. Carry out ise y prime ile z'nin AND olacak. Şimdi aşağıdaki kısma geçelim. Burası xor gate. ikisi farklıysa 1 olacak. Yani z 0 burası 1 olur. Z 1 ise burası 0 olur. Burası da z prime oluyor o zaman. Şimdi flutter devresi için bir truth table oluşturalım. Y ve z inputlarımız var. Bunlara ek olarak y prime z, z prime ve y prime xor z'yi de ekliyorum. Ve output'um da sadece g. Y ve z'nin değerleri bunlar olabilir y prime z'yi de buna göre oluşturabiliriz. z prime'da 1 0 1 0 olur. y prime ile z'nin ek soru da bu şekilde oluşturulabilir. y prime z kısmı a, z prime kısmı b, y prime z kısmı da c' in. Buna göre keri'yi oluşturursak, birinci durumda keri 1, ikinci durumda keri 0, 3 de 0 ve 4'de de 0. O zaman sadece minterm term 0'da 1 olan bir g output'umuz var. O zaman G outputumuz Y ve Z inputlarından oluşuyor. Ve bu şekilde min term 0 şeklinde yazılabilir. Şimdi B grubunun birinci sorusuna geçelim. Yine benzer şekilde X ve 0'ın XNOR'u X prime olması gerekiyor. Çünkü X sıfırsa burası 1 olur. X birse burası 0 olur. Burası da Y. Sum output'umuz X prime ile Y'nin eksoru. soru. Kere out ise X prime ile Y'nin N'di. Y ile 1'in eksoru soru ise yine Y prime olması gerekiyor. Çünkü Y sıfırsa burası 1. Y birse burası 0 olur. Yine benzer şekilde bir truth table oluşturursak. A değerimiz X prime ve Y. O zaman şunlar olur. B değerimiz Y prime. Yani bunlar olur. C'nin değerimiz ise X prime ile Y'nin eksoru. soru. Yani bu şekilde yazılabilir. Bu durumda yine bir önceki gibi sadece birinci durumda kere out 1, diğer durumlarda 0 olur. Yani burada da g output'u x ve y'den oluşuyor ve min term 0 şeklinde yazılabilir. Şimdi ikinci sorulara geçebiliriz. 3 inputlu bir NOR gate üretmemiz isteniyor. Logic 1, logic 0 ve diğer sinyal inputlarını kullanabiliriz ama complementlarını kullanamayız. Yani x prime, y prime, z prime'ı kullanamayız ama x, y, z'yi kullanabiliriz. Ve 4'e birlik bir multiplexımız ve diğer gate'lerimiz olduğunu düşünüyoruz. NOR gate'in true table'ına çizecek olursak. Sadece birinci durumda bir, diğer durumlarda sıfır olduğunu görürüz. Multiplexer'ımızı çizersek ve bunun select portlarına XY'yi bağlarsak farklı select durumlarını şu şekilde görebiliriz. XY 0 0 iken select 0, 0 iken select 1, 1 0 iken select 2, 1, 1 iken select 3 olur. Select 0 iken outputumuz Z'nin tersi. Z prime. Ama Z prime'ı direkt kullanamıyoruz. Onun için Z'yi XOR gate'de 1 ile XOR'larsak Z prime'ı elde etmiş oluruz. Z sıfırken burası 1, Z birken burası sıfır olur çünkü. Diğer durumların her birisinde portlara sıfırı bağlayacağız. Ve output'umuz 4'e birlik multiplexer'ın çıkışı olacak. Şimdi B grubuna geçebiliriz. 3 input'lu bir NAND gate oluşturmamız isteniyor. Logic 1 kullanabiliriz, Logic 0 kullanabiliriz ve sinyal inputlarını yani X, Y, Z'yi kullanabiliriz. Complementlarını kullanamayız. Yani X prime, Y prime, Z prime'ı kullanamayız diyor. Ve bir de dörde birlik bir multiplexer ve diğer gate'leri kullanabiliriz. Mümkün olduğunca az kullanmamız söyleniyor. Şimdi bu NAND gate'in truth table nasıldır? Bu şekilde bütün durumlarda bir sadece 1 1 1 olduğu durumda ise 0 olur. Dörde birlik bir multiplexer'ımızın olduğunu düşünelim. Burası out olsun. Ve buradaki select portlarına X Y'yi bağladığımı düşüneyim. Burası select 0 durumu. Burası select 1. Burası select 2. Burası da select 3 olur. Select 0'da output 1 oluyor. O zaman buraya 1 diyebilirim. Select 1'de de 1 oluyor. Buraya da 1 diyebilirim. Select 2'de de 1. Buraya da 1 diyebilirim. Select 3'te Z'nin tersi oluyor. Ama Z'nin tersine kullanmamıza izin vermiyor. Z 0'sa 1 z1 ise 0. Bunun için de z input'umu 1 ile ek z0 ise 1 olur, z1 ise 0 olur. Bu şekilde NAND gate üretmiş olurum. A grubu ve B grubun 3. soruları aynı, sadece harfler değişik. Onun için bir tanesi için çözsek yeterli. 2'ye 4'lük bir decoderımızın olduğunu düşünelim. 2 bitlik 2 tane sayımız var. a, b. B grubunun sorusunu silebiliriz, zaten aynısı. A ve B birbirine eşit olduğu zaman output'umuzun 1 olmasını istiyoruz. İstediğimiz kadar dekoder kullanabiliyoruz. O zaman bir tane daha dekoder ekleyelim. Birincisine A0 A1, ikincisine B0 B1 yazabiliriz. Eğer A sayısı 00, 0, B sayısı 00 0 olursa buradaki 0. portlar 1 olacak. Geri kalanlar da 0 olacak. Bunları entlersem buradaki output'u 1 alırım. Eğer A sayısı 01, B sayısı da 01 olursa buradaki birinci portlar 1 olacak. Geri kalanlar 0 olacak. Ve o zaman buradan 1 alırım. Eğer A sayısı 1, 0, B sayısı 1, 0 olursa buradaki ikinci portlar 1 olacak. Geri kalanlar 0 olacak ve buradaki end'den 1 alırım. Ve son olarak eğer A sayısı 1, 1, B sayısı 1, 1 olursa her ikisinin de üçüncü portundan 1 alırım. Geri kalanlar 0 olur ve buradan 1 alırım. Bunların hepsini orlarsam herhangi bir eşitlik durumunda output'umu 1 olarak alabilirim.